Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar bu dönemde 29 Mart 4 Nisan tarihleri arasında astrolojik açıdan baktığımızda özellikle en son gerçekleşen Dolunay'ın burcunuzla çok yakından bir alakası var. Zira Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor ve bu doğal olarak sizi duygusal anlamda etkileyen konuları, hassasiyetleri, ailevi konuları, biraz böyle bir takım şeyleri koruma ve hassas davranma isteğini öne çıkarıyor. Böyle bir dönemde e, karşılıklı konular, ilişkiler de çok ön planda. Güneş karşıt burcunuzda ilerlerken son 6 aydır devam eden konuları da gözden geçiriyorsunuz. Ve bir takım kararlar, sonuçlar sanki böyle bir muhasebe yapıyor gibisiniz karşılıklı konularda. Şimdi bu karşılıklı konular özellikle 4 Nisan'dan itibaren daha da ...hızlı ve daha dikkatli bir hale gelebilir. Yani 4 Nisan'dan sonra kararlarınız daha çok hızlanıyor olabilir. Haftanın ilk günlerinde özellikle 30 Mart civarında... ...çalışma hayatınızı ilgilendiren bir konuda ya da sağlığınızı ilgilendirebilecek bir konuda... ...biraz daha dikkatli davranma, biraz daha net olmaya ihtiyacınız olabilir. Belki bir takım teşhis içeren konular... ...belirsizlik de içeriyor olabilir. Bu hafta... ...1 Nisan civarında... ...yine biraz... ...belki sizi... ...eğitim hayatında... ...ya da daha çok yaratıcı alanda... ...harekete geçirecek konular... ...sorumluluklar da... ...söz konusu. Genel olarak... ...bu dönemde... ...iş konularını, para konularını... ...ortaklı para konularını... ...dikkate almak gerekiyor. Bazen de... ...içinde mesela yabancılarla ilgili bir konunun ya da fikirlerinizi ya da düşüncelerinizi çok öne koyduğunuz bir konuda bazen bir tartışma durumu söz konusu olabilir. Bu konular belki para konularını da içine alıyor olabilir. Özellikle 4 Nisan civarında belki de biraz bir takım şeyleri somutlaştırmak hatta bir noktada derlemek toparlamak son halini vermek siz için gerekli olabilir ki bir zaman böyle bir durum sizin ailenizle ilgili konuları da içine alıyor olabilir. 5 Nisan-11 Nisan tarihleri arasında burcunuzu ilgilendiren konulara baktığımızda ilişkilerin, evliliğin, ortaklaşa konuların daha ağırlıklı bir yer tuttuğunu görüyoruz. Zira bu dönemde Koç burcunda Merkür ve Venüs de ilerlemekte. Yani orada bir vurgu var. Böyle bir vurgu bir takım muhasebeleri, bir takım değerlendirmeleri belirli. Bazen de size bir karşıtlık yaratabilecek hatta kimi zaman düşmanlık yaratabilecek koşulları içine alıyor olabilir. Yani böyle bir dönemde son 6 aydır devam eden koşulların belirli bir sonuca vardığını, sizi de muhasebeye doğru yönettiğini görüyoruz. İlişkiler ön planda. İlişkiler çok hareketli de olabilir, çok sıcak da olabilir. Özellikle de 6 Nisan civarında Venüs ile Mars'ın uyumlu bir açıda olması aşk hayatınıza, arkadaşlıklarınıza ve güzel olan şeylerle ilgilenme isteğine büyük bir hararet ve canlılık getirmekte. Dolayısıyla haftanın ilk günlerinde Aşkta sürprizler, yenilikler, değişiklikler, heyecanlar daha yüksek. E, bu bazen tabi sözlere dikkat etmeyi de gerektirebilir. E, kimi zaman e, ilişkilerde sınırları iyi koruyamamak bazen gereksiz tartışmalara da yol açabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. 9 Nisan tarihine biraz dikkat etmek gerekiyor. 9 Nisan civarında çok yeni fikirler var fikir anlamında, uygulama anlamında daha çok deneyim kazanma anlamında bir hareketlilik söz konusu. Ancak biraz sanki bağlayıcı konular, belki iş hayatında uğraştırıcı konular, biraz zaman alan konular dikkat edilmeli ve bazı kararsızlıklar, bir takım kararları vermek konusunda kimin sorumlu kalacağı konusunda özellikle iş hayatında dikkat edilmesi gereken, daha net olmayı gerektiren koşullar var. Çünkü 9 Nisan civarında biraz iyi niyetler ön planda belki daha fantastik düşünceler ön planda fakat bunlar biraz dağınıklığa da yol açabilir. Özellikle işle ilgili konularda kafa karıştırıcı olabilir. 10 Nisan baktığımızda ise burada dikkatinizin daha çok ilişkilere doğru kaydığını e, ve işlerden çok daha çok or ortaklaşa konuları, karşılıklı konuları daha çok düşünmeye başladığınızı ve güzel fırsatların olduğunu, e, bir takım kutlamaların, bir takım keyif veren imkanların, daha çok şey paylaşabileceğiniz koşulların olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda 10 Nisan'da sadece ilişkiler ve aşk açısından değil, iş açısından da böyle hesap kitap gerektiren konularda da daha toparlayıcı koşullar söz konusu. 12 Nisan 18 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda yani Karşıt burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde gerçekten size sunulan imkanlar, size belki bildirilen koşullar belirli anlaşmalar, belirli görüşmeler açısından kritik gelişmeler söz konusu olabilir. Önemli muhasebeler içinde olabilirsiniz bu dönemde. Ve bu muhasebelerin çoğu özellikle iş hayatınızı ilgilendiren mesleki konuları, içinde organizasyonların önemli olduğu konuları ilgilendirebilir. Bazen sağlık konusu da söz konusu olabilir ve böyle bir dönemde biraz fazla fedakarlık ve hassasiyet de gündemde olabilir. Bunların belki nerelere gideceği, bu değerlendirmelerin, bu sonuçların nerelere gidebileceği çok henüz kesin olmayabilir. Ancak böyle bir dönemde genel olarak ilişkilere, karşılıklı konulara daha belki dikkatli bakmak gereği var. 12 Nisan civarında evlilik içinde ya da arkadaşlıklarda, genel olarak ilişkilerde bazen sizi manipüle eden, ya da sizi biraz fazla üstünüze ısrar eden koşullarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ee, ve 14 Nisan'dan sonra da özellikle ortaklı para konuları, içinde eşinizden gelebilecek imkanlar, belki bazen bir toprakla ilgili bir konu, gayrimenkulle ilgili bir konu, miras içeren bir konu, buralarda belirli potansiyellerin ve imkanların arttığını görüyoruz. Size belki daha fazla istikrar arayışı da getirmekte. Yani mesela eşinizden gelen bir takım imkanlarınız varsa o konularda da birtakım şeyleri daha çok elde etmek de istiyor olabilirsiniz. Ve böyle bir dönemde hep biraz ilişkilerde siz kendinizi ne kadar karşınızdaki ne kadar zorluyorsunuz, karşınızdaki sizi ne kadar etkiliyor. Bu denge önem taşıyor. 14 Nisan civarında biraz özellikle fikirler açısından inançlarınızı ya da düşüncelerinizi ortaya koymak açısından daha cesur davranıp biraz daha böyle ani, hareketli tavırlar içinde olabilirsiniz ya da bu tür konularla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde özellikle yüksek bir enerji var ve bu enerji sizi fikirleriniz konusunda, uzaklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili konularda, medya ile ilgili konularda daha aktif kılıyor ve belirli fırsatlar, büyüme imkanları da var. Özellikle 17 Nisan civarında, 17 Nisan'da eğitimde görüşmelerde, ticarette yazışmalarda daha olumlu, akıcı imkanların olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde 19 Nisan-25 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde belirli değişikliklerin gündeme geldiğini görüyoruz. Özellikle Güneş ve Merkür Koç burcundan e, Boğa burcuna geçiyorlar ve dolayısıyla da bu dikkatlerinizi daha çok ilişkiler üzerinde, ortaklaşa alanda ne kadar istikrarlısınız, ne kadar güven içindesiniz, ne kadar huzurlusunuz bu tür konulara daha fazla odaklandığınızı görüyoruz. Böyle bir dönemde ortaklı imkanlar, ortaklı kazançlar artabilir, paylaşımlar artıyor olabilir. Belki içinde miras gibi, belki borç alacak konularının ya da bankaya ait konuların öne çıktığı durumlar gündeminizi daha çok meşgulde ediyor olabilir. Belki böyle bir dönemde eşiniz varsa, eşiniz de para konuları üzerinde daha fazla duruyor olabilir. Özellikle 19 Nisan'dan sonra, bu tür böyle ortaklı konular, yatırımlı konular öne çıkmakta. Bunun yanında bazı endişeli durumlar sizi biraz belki meşgul eden yani bu yine ortaklık konulardan da kaynaklanıyor olabilir. Kimi zaman bazen kardeşlerin içinde olduğu durumlardan da kaynaklanabilir. Bu hafta pek çok değişiklik gündeme gelmekte gerçekten. Bu değişiklikler belki sizin kafanızda bir takım endişeler ya da hassasiyetler yaratıyor olabilir. 23 Nisan civarında Yatırım konusu, bir ortaklık konu, bir para kazancı esaslı sürprizler de getirebilir. Belki bunlar olumlu da olabilir ama sanki böyle maddi konularda, para konularda, para konularında çok da hesapta olmayan sürprizli gelişmeler var. 23 Nisan özellikle önemli bir tarih. Çünkü bu tarihten itibaren Mars yengeç burcuna ilerleyecek ve böyle bir süreç önümüzdeki aylarda özellikle kariyer, kariyeriniz konusunda hatta bazen de ailevi konular içinde çünkü çoğu zaman yükselen teraziler mesela hep içinde ailenin olduğu kariyer konularında daha da aktif oluyorlar. Dolayısıyla hem iş hem ailevi konularda çok hareketli, çok proaktif, çok mücadeleci bir takım değişiklikleri sürdürmek gerektiren bir dönemde yani pasif kalmayacaklar bir takım adımlar atacaklar oldukça hırslı ve hızlı hareket etmek durumundalar eğer böyle bir dönemde aile içinde ya da iş ortamında bazı Böyle neşter atılması gereken durumlar varsa, karar alınması gereken durumlar varsa, burada bir kararlılık göstermek gereği var. Bu konuları belki daha iyi kullanma imkanı da olabilir. Yani böyle bir dönemde teraziler ve özellikle yükselen terazi olanlar belirli bir kararlılık içinde olmak durumundalar. Haftanın başında ise gelecekle ilgili planları daha fazla gözden geçirmek iyi olacak.